bakalım. İlçemizde düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Soğuk Su Orta Okulu'ndan sevgili öğrencimiz Nazlı Tolu'yu şiirini okumak üzere buraya davet ediyoruz. Alkışlarınızı efendim. Cumhuriyetimizin 91. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Sözlerime başlarken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başta Atatürk olmak üzere 91 yıl önce büyük mücadelenin başarılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında canla başla çalışan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün önderliğinde Samsun'dan başlayıp İzmir'de noktalanan ve Lozan'da biçimlenen çöküşten kurtuluşa uzanan yol çetindir, engellerle ve yokluklarla doludur. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün ortaya koyduğu egemenlik kayıtsız şartsız milletin ilkesi devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Cumhuriyetimiz vatandaşların herhangi bir nedenle birbirinin üstün ya da ayrıcalıklı görmediği doğuştan doğulan batısına, güzeyinden güneyine, bu topraklar üzerinde yaşayan
yüreği bayrak ve vatan sevgisiyle dolu olan Anadolu insanının bölünmez bütünlüğünün en güzel tezahürüdür. Cumhuriyetimizin temsil ettiği değerler manzumesi bu topraklar üzerinde yaşayan herkes tarafından layıkıyla benimsenmeli ve kavranmalıdır. Bu husus Cumhuriyet'in ebediyete kadar var olacağının en önemli güvencesidir. Demokratik, layık ve sosyal cumhuriyet ve onun kanunları, ırk, din, inanç, cinsel olarak özetlemek için her bir kuralıcısının ortak varlığıdır. Büyük bir imparatorluktan cumhuriyete doğru giden yolu çok iyi bilmek, anlamak ve her zaman hatırımızda her daim yardım tutmak zorundayız. Ne mutlu ki 91 yıl önce büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine büyük mesafeler aldık. Cumhuriyetimizin kurulmuş idare olan hedeflere bugün her zamancından daha yakınız. Gelinen bu noktada milletimizin her ferdi tarafından sarf edilen ortak çaba ve gayret vardır. İrfan ordusunun saygıdeğer neferleri, neslimizin yetişmesinde büyük pay sahibi olan değerli öğretmenlerimiz, yetiştirme gayretinde ve azminde olduğunuz bu genç nesli yarınlarımız için iyi hazırlamalısınız. Baş öğretmen Atatürk'ün muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister sözünü unutmadan temel hedefimiz hak ve sorumluluklarının bilincinde özgüveni gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, bencillikten uzak, paylaşmaktan mutluluk duyan, görevlerini yerine getiren, üretilen bireyleri topluma kazandırmak olmalıdır. Bu sizin vatanımıza ve milletimize olan yegane borcunuzdur. Ulu Önder'in Cumhuriyet'e emanet ettiği çok değerli gençlerimiz, yavrularımız, birinci vazifeniz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni iner eder muhafaza ve kafa etmektir. Sevgili gençler, her karış toprağı azı şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan bu vatan topraklarında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil olarak yetişmenizi bekliyor. Atalarımızı yitirecek, düşmanları sevindirecek,